olsun, konu olsun onların workshoplarını yapmaya çalışıyoruz. Ve hedeflerin arasında da konferanslarınıza, çalıştaylarınıza ARK kullanan kadınları davet etmek isterseniz bir nevi de bir rehber oluşturuyoruz. rladies.org adresine girerseniz de her ülkeden konuşmacıları görebileceksiniz. Bu da bizim çok sevdiğimiz mormor haritamız. Bunu da göstermeden geçemiyorum her etkinlikte. Ve şu anda 73 ülkede, 311 şehirde faaliyet gösteriyor rladies ve 57 binden fazla da üyesi var. İstanbul'da da ben Hazel, bu arada onu girişte hemen anlam söylemedim ama ben İstanbul ayağının kurucusuyum. 2016 yılında başladık biz. Bu bizim 31. etkinliğimiz oluyor. Mubina Ankara'da şu an Ankara Üniversitesi'nde istatistik okuyor, iktisat okuyor. O da Haziran 2019'da rladies Ankara'yı kurdu. Betül de Eskişehir'de istatistik bölümünde öğretim görevlisi. Onların da bu üçüncü etkinliği oluyor. Bunlar bizi takip edebileceğiniz kanallar. Etkinliklerimizi genelde Twitter ve Meetup üstünde duyuruyoruz ve etkinliğe katılımcı sayısını da hep Meetup üzerinden hesaplamaya çalışıyoruz. Eğer hani oralardan kayıt olup etkinliklerimize gelebilirseniz çok seviniriz. Şimdilik sadece rladies Ankara'nın Instagram hesabı var. Oradan etkinliklerimize de ulaşabilirsiniz. Bugün aslında birçoğunuzun da tanıdığı Mine Çetinkaya bizlerle, Mine Çetinkaya Ründer bizlerle, Tidyverse ile verilerinize çeki düzen verin adlı başlıklı konuşmasıyla sizlerle. Şimdilik ben sözü Mine'ye bırakıyorum. Hoş geldin Mine. Teşekkürler. Okay, görebiliyor musunuz? Evet, süper her şey. Evet. Bu arada arkadaşlar, Mine çok kısa konuşmaya başlamadan sorularınız olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Etkinin sonunda Mubine onları okuyacak ve Mine de cevaplamaya çalışacak bizlere. Mikrofon sende. Teşekkürler. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün Tidyverse'den bahsedeceğiz. Beni aranızda tanıyanlar da olabilir, tanımayanlar da olabilir ama benim biraz böyle iki taraflı bir hayatım var diyelim. Bir yandan Edinburgh Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, bir yandan da Art Studio'da educator olarak çalışıyorum. Bağlantı mı gitti yine de? Evet sanırım. Bir saniye. Geldim geri galiba. Okay, pardon. Tekrar deniyoruz. Okay, şimdi çalışıyor mu? Evet. Okay. Dediğim gibi iki case study'den bahsedeceğiz. Aslında bunların ikisini de hikaye gibi düşünebilirsiniz. Sonuç olarak iki data visualization'ı iyileştirmeye çalışıyoruz diyelim. Ama başlamadan önce Tidyverse ile ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Tidyverse veri bilimi için tasarlanmış R paketlerinin prensipli bir koleksiyonudur diye çevirdim bunu. Yani prensipli olması önemlisi ve bu prensibi ilerledikçe slide'lar arasında daha çok bahsedeceğim prensibin ne olduğu ile ilgili. Ama genel olarak bütün Tidyverse'deki paketler, bu 8 tane core paket var ve bunun dışında başka paketler de var Tidyverse içinde. Temel bir tasarım felsefesini paylaşıyorlar ve aynı şekilde dil bilgisi ve veri yapısını da paylaşıyorlar. Bunun önemi de şu ki bir paketi öğrendiğinizde bir sonrakini öğrenmesi birazcık daha kolay oluyor. Ve birbirleriyle her ne kadar farklı paketler olsa da özellikle de başlangıç süresince bunların farklı fonksiyonlarındansa hepsini bir arada düşünmek bence daha iyi. O yüzden biz Library Tidyverse diyerek başlayacağız buna ve iki case study'den bahsedeceğim dedim. İlkinin datası balıkçılıkla ilgili. Bunun nedeni de şu, önce datayı göstereyim size. Bu Wikipedia'dan alınmış bir data. Gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'den gelen bir data ve buradaki gördüğümüz data table'da her satırda bir ülke var ve sütunlarda balıkçılık, toplam balıkçılık hasadı ve bunun su ürünlerinden mi geliyor yoksa gerçekten hasattan mı geliyor diye iki farklı sütun görüyoruz.
Bu case study'yi benim sevmemin nedeni de bu visualization. Çünkü bunu birisi bana bir consulting projesinde vermişti. Bu aslında Excel'de çok kolay yapılabilen bir görselleştirme anladığım kadarıyla. Ama bence bundan daha iyi bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi, demin gördüğümüz gibi ülkelerden datalarımız var. Ve bu şekilde görsellemek yerine özellikle de bu 3D pie chart çok hoş ve informatif bir şey değil. Acaba başka ne yapabiliriz diye düşünmek istiyorum öncelikle. O yüzden size bir iki saniye vereyim. Bu sizin elinizde olsa nasıl bunu visualize etmek isterdiniz? Benim aklıma gelen şey aslında bunun bir coğrafya ile ilgili bir data olduğunu düşünmek ve bu konuda ilerlemek oluyor. Yani ya kıtalara göre görselleştirme yapabiliriz ya da bir harita çizebiliriz diye düşünelim. Ve bu ikisini deneyeceğiz şimdi. Datayı okumak için öncelikle read CSV fonksiyonunu kullanıyorum. Burada dikkatinizi çekeceğim şey, eğer R kullanıyorsanız ama Tidyverse kullanmıyorsanız bu aradaki snake case yazılan read underscore CSV read.csv yerine bu readr paketinden, Tidyverse'in içindeki readr paketinden bir fonksiyon. Ve birçok Tidyverse fonksiyonunun bir özelliği biraz çok konuşmaları diyebiliriz. Kullandığınızda bunu genelde size bir mesaj geri veriyorlar. Ve burada görüyorsunuz ki bu datayı okuduğumuzda bana içinde hangi sütunlar olduğunu, bu sütunların isimlerinin ne olduğunu ve bunun yanı sıra da buradaki data tiplerinin ne olduğunu bana söylüyor. Ülke, karakter, diğerleri numeric data. Aynı şekilde sütunların isimlerini de names fonksiyonuyla bulabiliyoruz. Ülke, hasat, üretim ve toplam diye dört sütunla çalışacağız. Aynı demin Wikipedia'da gördüğümüz datayı tekrar burada R'da nasıl yüklendiğini görmüş oluyoruz böylece. Bu bana verilen visualization'da bir şey yapılmıştı öncesinde. Toplam hasadı 100 bin tondan az olan ülkeleri filtreleyerek çıkarmışlardı. Çünkü onlar çok fazla, 200'ün üstünde ülke vardı. Hepsini visualize etmek istemiyoruz. O yüzden ben de o toplam hasadı çok yüksek olmayan ülkeleri ayıracağım bir kenara. Bunun için filter fonksiyonunu kullanıyoruz. Ve geri kalan 82 ülkeyle çalışacağız. Buradaki hep kullanacağımız prensip diyelim. Data frame ile başlıyoruz ve ondan sonra bunu bir fonksiyona pipe ediyoruz. Bu pipe operator ile ya da zincirleme operatörü ile pipe ediyoruz ve bu fonksiyonların hepsi birer eylem. Burada filtrelemekten bahsediyoruz. Mesela toplamı 100 bin üstünde olan satırları balıkçılık olarak tekrar save ediyorum. Yani aynı datanın üstüne overwrite etmiş oluyorum ve bundan sonra bu 82 satırlı ve 4 sütunlu data frame ile çalışacağız. Okay. Bir şey daha söyledim. Kıta bazında bir araştırma yapabilir miyiz diye. Fakat bu kıta bilgisi şu an elimizde olan bir şey değil. O yüzden aslında ikinci yapacağımız şey data augmentation. Yani başka bir yerden bir veri getirip bu iki veriyi birbirine eşleştirmek. Ve bunun için de başka bir yerden bir kıtalar diye bir data set buldum. Bunun içinde de iki sütun var. Ülke ve kıta. İkisi de karakter. Gördüğünüz gibi bu aslında bir lookup table diye de düşünebiliriz bunu. Her satır bir ülke ve bir an onun yanında da hangi kıtada bulunduğu yazıyor. Bizim ilk amacımız... Sanırım yine bağlantıda sorun var. Evet, yazdım ne? Araya mesafeler girince mi böyle oluyor? Çok kısa bekletiyoruz sizi. Görüntü de dondu aslında.
Bu sırada yeniden belirtmiş olayım, sorularınızı sunum esnasında ya da sonunda sorabilirsiniz. Ben konuşmacımıza ileteceğim. Soru sormaktan çekinmeyin. Yani başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız da her türlü sorularını sorabilirler. Konuşma sonrası sunumu paylaşacağız. Hem bir saniye. Videoları YouTube'da da paylaşıyoruz. YouTube'da paylaştığımız yerin açıklama kısmına hem Hazel'in yaptığı sunumu hem de Emine'nin yaptığı sunumu koyacağız. Oradan edinebilirsiniz. Yine bağlanmış görünüyor sanırım ama okay, beni duyabiliyor musunuz şimdi? Nedense screen share etmeme ya da kendime unmute etmeme izin vermiyor. Hala olmuyor mu? Mubina şeylerden kontrol edebilir misin? Ayarlardan. Sanırım henüz co-host olmadım o yüzden. Şimdi? Evet, şimdi edebiliyorum. Tamam. Teşekkürler. Gerçekten çok özür dilerim. Bütün gün Zoom'da car car konuşuyorum. Böyle şeyler olmuyor. Şu anda olacağız. Okay. Nerede kalmıştık? Kıta verilerini getiriyoruz. Tekrar read CSV fonksiyonuyla ve şimdi bu iki dataset'i birbiriyle birleştireceğiz. Veri birleştirme için yapacağımız şey balıkçılık dataseti zaten bizim elimizde olan ve aslında çalışmak istediğimiz dataset kıtalar datasetinden sadece bu üçüncü kolumu, ikinci kolumu, kıta kolumunu getirmek istiyoruz. Bunun için Tidyverse'de kullanacağınız fonksiyonların hepsi join kelimesini içeren fonksiyonlar. Bunlar inner join, left join, right join, full join, anti join. Başka bir sürü join daha var ama ben en çok bunları kullanıyorum. O yüzden bunlarla başlayalım diye düşündüm. Şimdi bunları anlatabilmem için biraz olayı simplify edelim. Sonraki birkaç slide için bu iki data frame'i düşünüyoruz. X, 3 tane satırı olan 1, 2 ve 3 değerlerini içeren bir data frame. Y'de 1, 2 ve 4. Yani hem ortak değerleri var hem ortak olmayan değerleri var. Eğer inner join yapıyorsak, bu basically iki datasetin kesişimi diye düşünebiliriz. İkisinde de olan değerleri 1 ve 2'yi tutuyoruz. Diğerlerini discard ettiğimizi düşünelim. Eğer left join yapıyorsak, ilk verdiğimiz data frame, yani burada x'te olan bütün değerleri tutuyoruz. Fakat y'de olup da x'te olmayan değerleri discard ediyoruz. Bu da 4 gitmiş oluyor. Right join, bunun tam tersi diye düşünebilirsiniz. Full join'de her iki data frame'de de olan bütün satırları tutuyoruz. Yani hem 3 hem de 4 de bizim final data frame'imizde olacak. Fakat gördüğünüz gibi bu GIF'te iki tane boş kare var. Oralara NA geldiğini düşünebiliriz. Anti join'de çıkarma diye düşünebilirsiniz. Yani anti join X ve Y dediğimizde X'te olan ama Y'de olmayan değerleri tuttuğumuzu düşünün. Bu durumda sadece 3 oluyor. Şimdi tekrar düşünelim. Bizim asıl istediğimiz şey bu balıkçılık tablosundaki bütün satır ve sütunları tutmak ve bu tablodaki ülkelerin hangi kıtada olduğunu gösteren bir sütun daha eklemek istiyoruz. Yani aslında bizim bütün dünyadaki ülkelerle ilgilenmiyoruz. Sadece bu 82 ülkeyle ilgileniyoruz. Bu durumda hangi join fonksiyonunu kullanmalıyız? Balıkçılıktaki bütün satırları tutmak istediğimiz için burada left join yapabiliriz. Ve ikisini left join'de balıkçılık ve kıtalar isimli iki data frame'i bir araya getiriyoruz.
Şimdi şöyle düşünelim bir. Left join fonksiyonu bize diyor ki biz joining by ülke, yani bu ülke sütunuyla ikisini bir araya getiriyor. Bu iki tabloyu ülke sütunu üzerinden birleştirmeyi nasıl biliyor? Yaptığı şey aslında iki data frame'deki sütunların isimlerine bakarak arada aynı olan ne var diye düşünüyor. Burada bir tek aynı olan sütun ülke olduğu için otomatik olarak onu kendisi kullanıyor. Fakat bu iki data frame'i bir araya getirdiğimizde yapacağımız bir şey de, ne zaman böyle bir data augmentation ya da data manipulation yapıyorsanız bir sonraki step'iniz her zaman bir kontrol etmek olması gerekiyor. Düşünüyoruz ki elimizdeki 82 ülkenin hangi kıtada olduğunu bir şekilde bu bilgiyi kıtalar data frame'inden elde edebildik. Fakat eğer bu kıta sütununda NA var mı, yani not applicable var mı diye baktığımızda 3 ülkenin hangi kıtada olmadığını görüyoruz. Eğer bu ülkelere biraz dikkatli bakarsanız bu sizi çok şaşırtmayabilir. Democratic Republic of the Congo bazen sadece Congo diye refer edilen bir şey. Burada R aslında tamamen bir character string matching yapıyor. Yani bu ülkeler acaba başka şekilde yazılmış mı diye düşünerek değil, fuzzy matching değil, sadece character string matching yapıyor. Eğer elimizdeki balıkçılık data frame'inde böyle uzun şekilde yazılmış fakat kıtalar data frame'inde belki sadece Congo diye yazılmışsa bunları birbirine match etmeyecek. Hong Kong ve Myanmar, açıkçası biraz politik bir konuya girmiş oluyoruz burada. Bazı ülkeler Hong Kong'u bir ülke olarak recognize ediyor, bazıları etmiyor. O yüzden ne zaman böyle ülke ve coğrafi bir şey data setle çalışıyorsanız aslında ister istemez biraz da political decision yapmak zorunda kalıyorsunuz. Myanmar'da ismi değişmiş bir ülke ve bazı record'larda eski ismi, bazılarında yeni ismi olabiliyor. Bu durumda bizim yapmamız gerek, elimizde yapabileceğimiz iki seçenek var. Ya bu üç ülkeyi discard etmek, kullanmamak, ya da belki biraz daha iyi bir şey yapabiliriz. Nerede olduklarını sonuçta biliyoruz. Manually bunları kod edebiliriz. O yüzden burada bunu yapacağız. Bunun için de kullanacağımız iki fonksiyon kullanacağım burada. Bir tanesi mutate. Bu tidyverse'deki bütün fonksiyonları data frame'e uygulanan bir eylem diye düşünelim. Yani balıkçılık data frame'ini mutate ediyorum, değiştiriyorum. Ve bunu yaparken de case when fonksiyonunu kullanacağım. Eğer hiç daha önce hayatınızda if statement yazdıysanız aslında case when'e ben genelde if statement on steroids diye refer ediyorum. Yani daha büyük bir if statement. Fakat if statement'larını birbirinin içine koymak yerine size daha güzel bir interface'e yazmanızı sağlıyor. Bunu okurken, biraz sesli okursak şöyle düşünebiliriz. Ülke Democratic Republic of the Congo olduğunda kıtayı Afrika yap. Ülke Hong Kong olduğunda kıtayı Asya yap. Ülke Myanmar olduğunda kıtayı tekrar Asya yap. Eğer ülke başka bir şeyse, herhangi başka bir şeyse, yani bu if statement bu üçünde de fail ederse, geri kalanı için kıta sütununda ne vardıysa onu tut. Genelde bu case when statement'larının en son satırı bu true ile başlayan for everything else diye düşünebileceğimiz, yani her ülke için eski değerini tutabiliriz ya da buraya başka bir function ya da başka bir character string de yazabilirdik sonuçta. Tekrar bir düzeltme yaptıktan sonra tekrar kontrol ediyoruz. Kıtada hiçbir eksik var mı? Cevap olarak hayır. Hiç bütün ülkelerin kıtalarını assign edebilmişiz bu durumda. Sadece NA olanları filtrelediğimizde elimizde hiçbir şey kalmadığını görüyoruz. Bu da demek ki 82 ülkeyle başladık ve 82 ülkenin de kıtalarını elde edebildik. Ve bunları teker teker yazmamız gerekmedi. Join fonksiyonuyla data augmentation yapıp sonra da birkaç tane geri kalanı manually düzeltmiş olduk. Okay. Şimdi şunu düşünelim. Mutate fonksiyonunu demin gördük. Acaba bu ne yapıyor? Balıkçılık data frame ile başlıyorum ve bu data frame'i mutate edeceğim. Mutate her zaman yeni bir sütun ya olan ya da yeni bir sütunla ilgili bir operasyondan bahsediyor. Yeni bir sütun yaratıyorum üretim oranı diye ve bu, yani yüzde kaçı üretimden geliyor, diğer kalan kısmını da hasattan geldiğini düşünebilirsiniz. Bu yüzdeyi oranı hesaplamak için de
üretim sütunundaki değerleri toplam sütunundaki değerlere bölüyoruz. Yani her ülke için bir üretim oranı, oranı hesaplamış oluyoruz ve analizimizin geri kalanı da hep bu oranla ilgili konuşacağız zaten. Okay. Kıtalara göre özetlemek istiyoruz demiştik. Şimdi bunu yapalım. Özetleme için kullandığımız fiil tie diverse de summarize. Zaten onun hemen İngilizceye çevrilmiş oluyor. Fakat bu summarize fonksiyonunu kullanırken genelde summarize fonksiyonundan bir önce yaptığımız şey elimizdeki dataseti gruplamak oluyor. Bizim yapmak istediğimiz şey ülkeleri teker teker değerlendirmektense kıtalara ayırmak bu dataseti ve her kıta için aynı operasyonu yapmak. Yani her kıtanın içinde aynı özetlemeyi yapmak. Bunun için de yapacağımız şey yine tekrar her tidyverse fonksiyonunda olduğu gibi data frame ismiyle başlayıp bu pipe operator ben genelde İngilizce'de and then diye okuyorum. Yani balıkçılık ve sonra kıtalar kıtaların içinde grupla ve sonra da özetleyelim. Özetlemek istediğimizde istediğiniz herhangi bir R fonksiyonunu, bu base R da olabilir, bir paketten gelen başka bir fonksiyon da olabilir, herhangi bir base R fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Ben burada çok basit olarak minimum, her kıta için minimum üretim oranı, ortalama üretim oranı ve maksimum üretim oranını hesaplayacağım. Bunlara da custom isim verebiliyorsunuz. Genelde informative, yani bilgilendiren ama kısa olan, kısa tutmaya çalışabileceğiniz isimler seçin derim. Bu isimleri vermek zorunlu değil. Fakat vermezseniz daha sonra size vereceği tabloda böyle düzgün sütun isimleri elde edemiyorsunuz. O yüzden genelde ben yarattığım herhangi bir variable'a isim vermeyi seven bir insanım. Okay. Kıtalar halini grupladık ve bir özetleme tablosu çıkarmış olduk. Şimdi düşünelim kaç tane kıta var dünyada? 7 tane olması lazım aslında. Ama burada bize sadece 5 tane kıta verdi sonuç olarak. O özetlediğinizde 5 satırlı ve 4 sütunlu bir data frame bize geri verdi. Bunun nedeni nedir? Birincisi genelde kıta saydığımızda North ve Güney ve Kuzey Amerika'yı ayrı sayıyoruz. Burada Americas diye tek bir kıta olarak gösterilmiş. Bir de bir tane kıta eksik, o da Antarktika. Genelde Antarktika'da veri toplamak zor. O yüzden genelde böyle bir durumda oradan data olmuyor. Ama burada önemli olan şu ki biz kıtalara göre özetleme dediğimizde bizim elimizdeki veride olan kıtalara göre demek istiyoruz. Dünyadaki bütün kıtalar değil. Aynı şekilde bütün dünyadaki ülkelere bakmıyoruz. Sadece elimizdeki verilerdeki ülkelere bakıyoruz. Peki buradan ne görüyoruz? Mesela ortalama üretim oranı Asya'da en yüksek gibi gözüküyor. Neredeyse %37 gibi. Onun dışında bazı kıtalarda hiç su ürünleri üretimi yok gibi gözüküyor. Sadece hasat yapılıyor herhalde. Bazı ülkelerde pardon minimum olarak. Fakat bu verilere böyle tablo haline bakmak bence çok hoş değil. O yüzden bir sonraki yapacağımız şey bunları görselleştirmek olacak. En basit yapabileceğimiz şey birçok simple bir bar graph. Burada kullandığımız paket ggplot2. So ggplot2 paketin ismi fakat oradaki ana fonksiyon ggplot ve ne zaman bu ggplotları herhangi bir ggplot hep bu fonksiyonla başlıyor. Ondan sonra da ona verdiğimiz ilk argüman her zamanki gibi bir data frame ismi. Bu yeni data frame'i bir önceki slide'da oluşturmuştuk bu özet data frame'i ve hatırlatırım ki bu özet data frame'indeki sütunlardan birinin adı kıta, birinin de bizim ilgilendiğimiz bir diğerinin adı da üretim oranı ortalaması, ORT diye yazdım. Bu iki veriyi kullanacağız. X-axis'e kıtayı koyuyorum. Y-axis'e de üretim oranı ortalamasını. Ve bir sonraki satırda da hangi geometric object'le bu datayı visualize etmek istiyoruz diye düşünebiliriz. Kolumlar kullanacağız ve bu kolumların yüksekliği de her kıta için üretim oranı ortalaması olacak. Bu demin gördüğümüz bahsettiğim 37 %37 mesela bunun yüksekliğine bunun yüksekliğiyle aynı oluyor. ggplot'un bir hoş yanı
default olarak size gayet hoş bir visualization veriyor bence. Fakat bence bunu gerçekten düzgün, yani publication ready bir visualization yapmak için bence yapabileceğimiz birkaç şey var. Bundan sonra göstereceğim şeyleri biraz daha kozmetik diye düşünebilirsiniz aslında, ama bence hem bakmasını hem de veriyi daha güzel present etmenizi sağlayacak. Okay. Birincisi, ne zaman böyle bir bar chart yaptıysanız ben genelde bu sütunları tekrar sıralamanızı tavsiye ederim. Şu anda bunların sırası alfabetik olarak kıta isimlerine göre. Ama alfabetik genelde pek enteresan bir sıralama olmuyor. Onun yerine yüksekten alçağa ya da alçaktan yükseğe diye sıralayabiliriz. Bunun için bunu yapmanın birçok yolu var Arda. Fakat Tidyverse paketlerini kullanmak istiyorsanız Four Cats diye bir paket var. Aslında kediler için değil de Factors'ın anagramı. Factors paketindeki bütün fonksiyonlar sanırım, ya da en azından kullanacağınız herhangi bir fonksiyon, hep F, C, T harfleriyle başlayan fonksiyonlar oluyor. Ondan sonraki kelimede genelde bir fiil ve ne yapmak istediğinizle ilgili. Biz bunları reorder etmek istiyoruz. Kıtaları reorder etmek istiyorum. Yani sıralarını değiştirmek istiyorum. Neye göre? Üretim oranı ortalamasına göre. Yani ilk argüman neyi sıralamak istiyorsanız, ikinci argüman da neye göre sıralamak istiyorsanız. Bir, onu değiştireceğiz. İkincisi de tekrar bu geri gidersem, bu ortalama oranları 0.3, 0.2 yazmak yerine bence yüzde olarak yazmak biraz daha hoş. Onu da değiştirebiliriz. Bunun için dataya dokunmamız gerekmiyor. Sadece visualization yaparken bu verilerin Access'te nasıl gösterileceğini değiştireceğiz. Asıl dataya dokunmuyoruz. Onları numerik olarak bırakıyoruz. Bunun için de kullanacağım fonksiyonun adı percent. Ve bu da Scales paketinden geliyor. Scales, Tidyverse'ün core paketlerinden biri olmamasına rağmen ggplot'la beraber kullanılan bir paket. Ve genelde ben şöyle düşünüyorum. Ggplot paketiyle bir base visualization yapıyorsunuz. Ondan sonra bunu güzelleştirmek için, axis'lerini bilmem nelerini güzelleştirmek için genelde Scales paketindeki fonksiyonları kullanıyorsunuz. Yani burada diyoruz ki x... Axis'teki scale bir continuous bir scale olacak ve ben orada percent kullanmak istiyorum. Bir de bunun yanı sıra bir title, subtitle, caption verelim. Bu caption'da gördüğünüz gibi bu visualization altına gelecek. Bir data gösteriyorsanız her zaman kaynağınızı da göstermenizi tavsiye ederim. Bizim kaynağımız bir Wikipedia sayfasıydı. Wikipedia sayfalarının genelde adresleri gayet çirkin oluyor, uzun oluyor. Bunu yapmak istemiyorsanız böyle bir link kısaltıcısı bir servis kullanabilirsiniz. Ben Bitly'den o Wikipedia sayfasının linkini kısalttım ve bunu böylece visualization'ınızın altına koyabilirsiniz. Bir de sonuç olarak bu ggplot visualization'ları hep bu gri background'la geliyor. Ben çok hoşlaşmıyorum bu gri background'dan açıkçası. O yüzden biraz daha minimalist olan theme minimal'ı kullanacağız. Bu maviyle highlight ettiğim satırlar burada yeni yaptığımız şeyler. Yani defaultlarını değiştirdiğimiz şeyler. Ve sonuç olarak böyle bir şey elde etmiş oluyoruz. X ile Y'nin de sırasını değiştirmiş olduk. Genelde bar chart'larda özellikle de uzun label'ları varsa, bu durumda bunlar çok uzun kelimeler değil ama ben genelde bar chart'ları böyle yatay olanları özellikle de slide'a koyacaksak daha hoş gözüküyor bence. Ve gördüğünüz gibi scale'daki yüzdeleri de değiştirmiş olduk. Şimdi bir şey daha yapabiliriz bence burada. Bu yüzdeler Amerikan yüzdesi, yani İngilizce'de 10%, 20% diyeceğimiz gibi gözüküyor. Ama Türkçe'de öyle söylemediğimiz için aslında onları değiştirebilmemiz gerekiyor. Bir de kıtaların isimleri İngilizce, diğer her şey Türkçe, onları da değiştirebiliriz. Bunu yapmak için tekrar bu data augmentation'ı kullanabiliriz bu çeviriyi yapmak için. Aslında belki de çeviri yapan bir fonksiyon vardır, bir paket vardır Arda, ama ben ona bakmadım. Onun yerine düşündüm ki burada zaten 5 tane kıta var. Ben bunların Türkçelerinin nasıl yazıldığını biliyorum.
Yazalım. Bir de burada göstermek istediğim bir yeni bir fonksiyon, triple fonksiyonu. Bu triple ya da triple fonksiyonlarıyla datayı aranın içinde de oluşturabiliyorsunuz. Bu genelde çok mantıklı ya da kullanışlı bir şey değil açıkçası. Büyük bir datayla çalışıyorsanız onu bir spreadsheet'ten yüklemek, bir CSV dosyasından ya da bir database'ten yüklemek çok daha mantıklı. Ama böyle küçük bir şey yapacaksınız. Ben şimdi bunu gidip de ne bileyim bir Excel'de yazıp CSV olarak save edip tekrar R'ın içine getirmem çok mantıklı bir şey olmaz. On the fly bir yandan R'ın içinde yazabiliriz diye düşündüm. Bu triple fonksiyonunu kullanmamın nedeni de bu data frame'i elle yazarken, böyle manually yazarken aslında gerçekten bu sütun ve satır olayını gözümüzde görebiliyoruz diye düşünüyorum. Bu tilde bize bundan sonra gelen kelimenin bir sütun ismi olduğunu söylüyor. Diğerleri de aslında bu sütundaki değerler. Asya, Asya, so on and so forth. Yani burada translation'ı yaptık. Şimdi elimde bu küçük lookup table var, translation'ı yaptım. Bir de bunun ismine kıta çeviri dedi. Bir de elimizde bu bizim summary table'ımız vardı. Şimdi bunların ikisini bir araya geçireceğiz. Tekrar bir join fonksiyonu kullanacağız burada. Bu tidyverse fonksiyonlarının ve özellikle de bu pipe operator'ın bir güzel yanı bunları birbirinin üstüne gerçekten layer edebilmemiz. Bu özet tablosuyla başlıyorum. Tekrar left join fonksiyonunu kullanarak bu Türkçe çeviri, kıta çeviri bilgilerini getiriyorum. Ve gerisi neredeyse aynı diyelim kodumun. Bir tek şurada bir değişiklik daha yaptım. O yüzdeler sayıdan sonra geliyordu. Önceye almak istiyoruz. Bunu da customize etmemiz mümkün. Percent fonksiyonu default olarak İngilizce'de yazıldığı gibi kullanıyor. Fakat bunları değiştirmeniz mümkün. Percent formatta sayıdan önce yani prefix olarak yüzde işaretini kullanalım. Suffix olarak da sonrasında yani hiçbir şey kullanmayalım. Null bırakalım diyerek visualization bu hale getirebiliyoruz. Böylece en azından birçok customization'la hem dile uygun hem de dataya hiç dokunmadan bunları yapabilmiş olmamız önemli bence. Okay, bir sonra yapacağımız şey bu datasetle de haritalama demiştik. Bu haritalamayı R'da ve birçok programming language'de yapmanın yolu aslında shapefile denen paradigm'ı kullanmak. Ve shapefile olarak da, shapefile nasıl anlatabilirim? Aslında shapefile'dan önce şunu söyleyeyim. Bizim elimizde şu anda hangi ülkeler var onu biliyoruz. Fakat onların sınırlarıyla ilgili hiçbir bilgi yok şu an elimizde. Tekrar bir data augmentation yaparak bu sınır bilgilerini getirmemiz gerekiyor. Yani bu ülke sınırlarını bir veri çerçevesi olarak bir şekilde kaydetmeliyiz. Bu şu anda biraz bence fuzzy bir şey. Nasıl sınırları veri çerçevesi olarak kaydedeceğimizi birazdan söyleyeceğim. Fakat bu bir veri çerçevesi olarak elimizde olduktan sonra tekrar bu join fonksiyonlarıyla hem balıkçılık data frame'iyle hem de sınırları bir araya getirip ondan sonra da sanki resim çiziyormuş gibi bu sınırları çizip içlerini de su ürünleri yetiştiriciliği oranıyla dolduracağız. Ve gerçekten resim yapar gibi yapacağız bunu aslında. Tabii bu sınırları dünya ülkelerinin sınırlarından bahsettiğimiz için R'da aslında bunun zaten save edildiği bazı paketler var. Belki çok enteresan bir yerin haritasını yapmak istiyorsanız, daha önce çalışılmamış bir yerin, büyük ihtimalle bu shapefile'ı başka bir yerden bulmanız gerekebilir. Fakat ülke sınırları, birçok ülkenin içindeki şehirlerin sınırlarını R'da olan paketlerden bulabiliyoruz. Ve R'daki Maps paketini tavsiye ederim bunun için. Özellikle de ülkelerle ilgili bir çalışma yapıyorsanız. Map data fonksiyonu da ggplot2'da olan bir fonksiyon. Ve bu Maps paketiyle çalışmak üzere yapılmış bir fonksiyon. Map data fonksiyonunda verebileceğiniz argümanlardan bir tanesi world, yani dünya. Ve dünya haritasını bir data frame olarak önümüze koyacağız. Şimdi bu shapefile'lar nasıl çalışıyor diye düşünürseniz, çocukluğunuza gitmenizi tavsiye ediyorum.
daha önce hiç bu connect the dots gibi bir şey oynadıysanız, yani bir resim var ve sayılar, noktalar var sayılarla ve onları o sırayla birleştirdiğinizde, bilmiyorum, bir Mickey Mouse çizmiş oluyordunuz. Aynı şekilde burada ülke çizeceğiz. İlk ülkeye bakalım, Aruba. Yani bu 10 satıra bakıyorum. Bu 10 satır olduğunu bilmemin nedeni de grup olarak bu numaralandırmış. Birinci grupta region, ülke yerine region ismini kullanmışlar nedense bu maps paketinde. Region olarak Aruba. Ve bu order, yani sırada bize bu noktaları hangi sırada birleştireceğimizi gösteriyor. Bu grubun içindeki ilk ve son değerlere bakarsanız bunların aynı olduğunu göreceksiniz. Yani bunların hepsi kapanan bir poligon olarak düşünün. Connect the dots yaptığınızda tekrar başladığınız yere dönmüş oluyorsunuz. Bu şekilde ülkelerin sınırlarını çizeceğiz. Bunu çizmeden önce bu veri çerçeveleri konusunda iki farklı terim kullandım şimdiye kadar. Onu da bir açıklamak istiyorum. Bir tanesi data frame. Ve R genelde bu matrix halinde gelen datayı, yani satır ve sütundan oluşan datayı data frame olarak R'da kullanıyoruz. Fakat tidyverse'in içinde data frame'in implementasyonu biraz daha değişik. Bir tibble terminolojisini kullanıyoruz. Tibble ile data frame arasındaki birkaç fark var ama bence özellikle ilk başlarken en önemli farklardan biri bütün data frame'i basmaması sizin için bir yere yazdığınızda. Sadece ilk 10 satırını göstermesi. Böylece bakarsanız 99 binin üstünde satır var burada. Hepsini birden dump etmek yerine sizin R session'ınıza sadece başını gösteriyor. Bence o çok hoş. Onun yanı sıra her sütunun altında nasıl, ne tip data olduğunu da gösteriyor. Ve bu da önemli. Her zaman bundan aware olmak. Bu iki nedenle özellikle Tibble kullanmanızı tavsiye ederim. Ama bunun dışında başka nedenler de var ve kullandıkça bu nedenler biraz daha bariz olabilir. O yüzden biz bu shapefile'ı Tibble olarak save edip bunun ilerisinde Tibble olarak kullanacağız data frame yerine. Okay, burada ne yapıyoruz o zaman? Shapefile'ı dünya ülkelerinin sınırlarının olduğu shapefile'ı elde ediyoruz map data fonksiyonuyla. Bunu Tibble'a çeviriyoruz ve ondan sonra bunu göstermedim aslında size neden bu değişiklikleri yaptığımı, ama ben bu datayı analiz etmeye başladığımda fark ettim ki yine bizim balıkçılık data frame ile bu ülkeler arasında bazı mismatch var ve bu şeyle ilgili, tekrar ülkelerin nasıl yazıldığı ile ilgili. Maps paketindeki data frame'de UK yazılmış. Benim elimdekinde United Kingdom yazıyordu. Aynı şekilde USA ya da United States ve Hong Kong tekrar karşımıza çıkıyor. Maps paketi bunu bir sub-region olarak görüyor. Fakat Wikipedia'daki orijinal data bunu bir ülke olarak gösteriyordu. O yüzden ben diyorum ki bu region sütununda eğer UK, region UK ise uzun haliyle yazalım. USA ise yine uzun haliyle yazalım. Ve sub-region Hong Kong ise region'ı da Hong Kong yapalım. Yani Çin'in altında değil de kendisi bir ülkeymiş gibi gösterelim. Çünkü bizim elimizdeki orijinal datasette böyleydi. Geri kalan ülkeleri olduğu gibi bırakalım. O yüzden tekrar bu case when fonksiyonu true ile bitti. Okay. Karşımızda bir dünya haritası var. Henüz datamızı koymadık içine ama karşımızda bir dünya haritası var. Ve bu stepleri sonuç olarak dünya haritası diye bir tibble olarak kaydetmiştik. Bundan sonra bununla çalışacağız. Burada yaptığım şey tekrar ggplot fonksiyonuyla dünya haritasını çizmek. X-axis'e longitude koyuyorum. Y-axis'e de latitude, meridyen ve enlem boylam. Enlem boylam, evet. Okay. Ben genelde bunların hangisi X, hangisi Y olacak hep karıştırıyorum açıkçası. Bir gibi gözümü kapatıp düşünmem gerekiyor. Hangisi horizontal, hangisi vertical olacak diye, ama siz de düşünebilirseniz bunları X aksisa ve Y aksisa bu enlem ve boylamları koyuyoruz. Bir yapmak istediğimiz bir diğer şey de gruplamak. Hatırlarsanız bu noktaları birleştireceğiz demiştik. Bu poligonların noktalarını birleştirmemiz gerekiyor. Ve o bilgiyi de grup sütunundan elde ediyoruz.
Bütün poligonların içini şimdilik gri yapalım ve sadece haritamızı görelim istiyorum. Datamızı bir sonrakinde ekleyeceğiz bunun üstüne ve ülkeleri gri yaptığım için arkasını beyaz yapabilmek için tekrar minimal team'i kullanıyorum burada. Okay. Dünya haritası çizebildiğimizi biliyoruz fakat henüz dünya haritamıza bizim datamızı eklememiş olduk. Tekrar bir data augmentation yapmamız gerekecek. Elimizdeki balıkçılık data frame'ine bu ülkelerin sınırları bilgisini de incorporate etmemiz gerekiyor ki hepsini birden çizebilelim. Balıkçılık data frame'indeki sütunumuzun adı ülkeydi. Dünya haritası data frame'inde demin yaptığımız dünya haritası data frame'inde de aynı bilgi region denen sütunun altında. Yani tekrar bir eşleştirme yapacağız. Fakat bir önceki gibi değil. Burada olaylar birazcık daha komplike. Aynı sütun isimlerini kullanmıyoruz. Tekrar left join fonksiyonunu kullanacağız. Fakat buraya yeni bir argüman eklemiş oldum. By argümanı. Ve buradaki sıralama ilk data frame'deki ülke sütunuyla ikinci data frame'deki region sütununu eşleştir diyoruz. Ve tekrar R bir character matching yapıp bu ikisini birbiriyle eşleştirecek. Bu balıkçılık haritası şimdi bize ne vermiş oldu? Birçok satır var gördüğümüz gibi. Hatırlatmak isterim ki bu data frame'deki her satır bir ülke sınırının üstündeki nokta. O yüzden bu kadar çok, elimizde bu kadar çok ülke yok. Sadece bu kadar çok nokta var birleştirmemiz gereken. Ve o yüzden bakarsanız her satırdaki latitude ya da longitude değerleri farklı. Fakat ülkenin içinde bu balıkçılık oranı, hasat, üretim, toplam oranları aynı olduğu için bunların tekrar edildiğini görüyorsunuz. Yani her ülke için balıkçılık data frame'den gelen bilgilerle harita data frame'den gelen bilgileri birleştirmiş olduk. Burada kullandığım fonksiyonun adı da Glimpse. Bu da Tidyverse'den yine bir fonksiyon. Glimpse şöyle bir göz atmak diye düşünebilirsiniz. Bunun güzel yanı özellikle çok geniş bir data frame'iniz varsa yani R session'ınıza basması bütün sütunları göstermesi zor olacaksa sütunları satır haline getiriyor ve onları teker teker size söylüyor. Hangi tip data olduğunu söylüyor her bu sütunun içinde. Bir de başındaki birkaç tanesini gösteriyor. Zaten 73 bin tane şeye teker teker bakmamın bir alemi yok. Başındaki birkaç tane veriyi görmek genelde yeterli oluyor. Şimdi ne yaptık burada? Tekrar ggplot fonksiyonunu kullandım. Bu sefer dünya haritası yerine balıkçılık haritası data frame'ini plot ettim. X-axis'e yine longitude ve y-axis'e latitude'u koydum. Yine grup bazında poligonlarımı kapattım. Fakat tek farklı şey burada, ülkelerin içine hepsini gri yapmak yerine bu üretim oranının değeriyle doldurmuş oldum. Yani içlerini boyayacağız demiştik bu değerle. Şu anda bunu yapıyoruz. İçlerini üretim oranı değeriyle boyuyoruz. Bu Viridi Scale'ı da bu sarıyla mor arasındaki renkleri bize veren, ben o scale'ı daha çok sevdiğim için genelde onu kullanıyorum. O renkleri seçmiş oluruz. Yoksa default olarak ggplot2 bize mavi bir scale verecekti. Bu dünyaya benziyor ama bir yanıltıcı olan bir şey var aslında burada. Mesela Avrupa'nın çoğu yok gibi gözüküyor düşünürseniz. Birçok ülke Asya'da da birçok ülke eksik gibi gözüküyor. Şu anda denizle eksik yani NA olan elimizde bilgi olmayan ülkeler arasında hiçbir fark yok bu visualization'da. Bununla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor ve burada ggplot'un katman katman ggplot'ları katman katman build edebiliyoruz. Bunu kullanacağız. İlk olarak daha önce yaptığımız o gri haritayı koyduğumuzu düşünün. İkinci olarak da bunun üstüne bu demin yaptığımız renkli haritayı koyduğumuzu düşünün. Fakat o renkli haritayı evde el işi yaparmış gibi teker teker kestiğinizi ve o green'in üstüne ülkeleri yapıştırdığınızı düşünün. ggplot2'yu resim yapar gibi yapacağız dememizin nedeni de bu. Nasıl resim yaparken katman katman boyuyorsanız tabloyu aynı şekilde datalarınızı katman katman ekleyebiliyorsunuz. Ve farklı katmanlara
farklı data frame'leri ekleyebiliyoruz. Şimdiye kadar bu data frame ismini hep bu ilk satıra ggplot fonksiyonunun içine koymuştum. Fakat şimdi diyorum ki farklı geometrik objeleri farklı data frame'lerden alalım. Ve bunların sırası önemli. Önce griyi koymak istiyorum, ondan sonra renkli olanı koymak istiyorum. Ki renkli olanı üstüne koyduğumuzda green'in, bizim elimizde NA olan yani elimizde bilgi olmayan ülkeler yerine beyaz, arkadaki beyaz gözükmesi yerine bir alt katmandaki gri gözüksün. Burada artık en azından denizle elimizde bilgi olmayan ülkeler arasındaki farkı görebiliyoruz. Ama bence bunu yine biraz daha güzelleştirmemiz mümkün. Birkaç bir şey daha yapacağız bunun için. Tekrar bu üretim oranlarını percentage'e çevirelim. Genelde ggplot bu legend'ı bizim plotumuzun yanına koyuyor. Fakat özellikle de böyle bir slideshow yapıyorsanız onu büyük ihtimalle o alanı kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden o legend'ı aşağıya alacağız. Bir de bu legend'ın ismini üretim oranı, sütun ismi nasıl yazıldıysa, sütun isimlerinde boşluk kullanamadığımız için orada underscore var. Ama bunu büyük ihtimalle customize etmek istiyoruz. Ben ayrıca ne zaman harita yapsam genelde bu latitude ve longitude gibi isimleri de çıkarmayı seviyorum. Çünkü biraz bariz haritayı koyduğumuzda tekrar bunu söylememiz gerekmiyor. O yüzden bu percent format fonksiyonuyla yine daha önce yaptığımız gibi yüzdeleri değiştireceğiz. Legend'ı aşağıya taşıyacağız. Legend'ımızın ismini daha okunaklı bir şekilde değiştireceğiz. Ve diğerleri çok yeni değil açıkçası. Aynı şeyleri bu X, Y, title, subtitle ve caption daha önce görmüştük. O yüzden onları highlight etmedim. Sonuç olarak böyle bir şey elde etmiş oluyoruz. Bunun üstüne bir iki bir şey daha yapmak isterseniz, bunları yapmadım ben ama bunlar mümkün diyeyim. Aşağıdaki legend'ı belki biraz daha açmak güzel olabilir. O sayılar çok üst üste gözüküyor bence yüzdeler. Bir de şu anda green'in ne demek olduğu çok bariz değil. Belki bunun yanına başka bir legend ekleyip gri de bu ülkelerde datamız yok demek gibi bir şey eklemek de doğru olabilir açıkçası. Okay. Çok az zamanımız kaldı ve bir sonraki case study'miz açıkçası çok kısa. O yüzden ben bunu kısaca geçip bir yeni bir fonksiyon gösterip ondan sonra sorulara geçelim derim. Bu sefer öğretim üyeleriyle ilgili bir datasetten bahsedeceğiz. Bugün fark ettim ki bunu Türkçe'ye çevirirken aslında bu data Amerika'daki öğretim üyeleriyle ilgili bir data ve aynı renkler aslında Türkiye'de yok, farklı bir akademik sistem olduğu için ama mümkün olduğu kadar eşleştirmeye çalıştırdım. Bu data bize American Association of University Professors diye bir organizasyondan geliyor. Ve açıkçası söylemek istediği şeyler part-time faculty sayıları artıyor, diğer çeşit faculty sayıları azalıyor. Ve bu eğitim veren insanlardan bahsediyoruz. Yani öğrencilerimiz üniversiteye geldiğinde genelde full-time faculty'lerden değil de part-time insanlardan ders alıyorlar. Bunun da önemli olmasının nedeni açıkçası part-time faculty'nin herhangi bir nedenle daha kötü olması değil. Aksine üniversitelerin en azından Amerika'da genelde bu eğitmenlere sigortaydı, maaştı konusunda çok biraz haksız davranmaları açıkçası. Ve o yüzden bu visualization'ı reconstruct edeceğiz. Bu gösterdiğim görselleştirme açıkçası bu rapordan, kaynaktaki rapordan alınan bir görselleştirme. Maalesef bence çok demin bahsettiğim hikayeyi çok iyi söyleyen bir görselleştirme değil. Bu dataset'i o rapordaki bir tablodan çıkardım. Ve bu tabloda her satır bir öğretim üyesi kategorisi, 5 kategorimiz vardı. Ve her sütun bir yıl ve içindeki değerlerde o sene o kategoride işe alınmış üniversite profesörünün yüzdesi. Mesela 1975 yılında doçent ya da profesör olarak %29 işe alınmış Amerika'daki üniversitelerde ama 1995 yılında o %24.8'e düşmüş diye düşünebilirsiniz.
Bizim bunu biraz daha güzelleştirebilmek için bu dataset'i biraz check-in değiştirmemiz gerekecek. Bizim istediğimiz veride her satır bir fakülte burada bir typo yapmışım. O yüzden bu yukarıya bakmayalım. Şu image'e bakalım. İlk orijinal datamızda her satır bir kategoriydi. Fakat aslında bir yıl ve kategoriyi farklı sütunlar olarak elde etmek istiyoruz. Ve yüzdelerin hepsini bir sütuna koymak istiyoruz. Yani bu geniş datasetten daha uzun bir datasete geçmek istiyoruz. Bunun için de yapacağımız şey pivot. Bu pivot fonksiyonlarını ne zaman görsem hep bu aklıma geliyor benim. Eğer Friends izlediyseniz bu sizin de aklınıza gelecek bir şey olabilir. Bu pivot fonksiyonları açıkçası istatistikte çok kullandığımız bir şeyi kolaylaştıran bir şey. Özellikle medikal aplikasyonlarla ya da time series aplikasyonlarıyla ilgili çalışıyorsanız medikal bir örnek vereyim. Mesela bir hastanın tansiyonunu bugün, yarın, ertesi gün ölçtüğünüzü düşünün. Genelde bu dataset wide bir dataset alıyor. Yani geniş bir dataset alıyor. Fakat biz bunu analiz etmek, modellemek ya da görselleştirmek istediğimizde genelde bunları değiştirmek ve daha uzun hale getirmek istiyoruz. Yani bizim elimizdeki bu geniş dataseti uzun hale getirmek istiyoruz. Bunu da pivot longer fonksiyonuyla yapacağız. Bu slide'ı geçeyim. Bir sonraki slide'da teker teker anlatayım içindeki argümanların ne olduğunu. Başladığımız data setin adı öğretim üyeleriydi. Bunu uzunlaştıracağız bu data seti. Uzunlaştırırken kategori dışındaki bütün sütunları kullanmak istiyoruz. Yani bütün yılların olduğu sütunları kullanmak istiyoruz. O yüzden burada eksi işareti var başında. Kategori dışındaki bütün sütunları kullanalım. Orijinal datasetteki sütun isimlerini yeni bir sütuna koymak istiyoruz. Bu sütunun ismine yıl diyeceğiz. Orijinal datasetteki hücrelerin içindeki değerleri de yeni bir sütunun içine koymak istiyoruz. Buna da yüzde diyeceğiz. Names to ve values to argümanları buradan geliyor. Sonuç olarak da ben bu yüzdeleri de numerik olarak, character string değil de numerik olarak kullanmak istiyorum. O yüzden asNumeric fonksiyonunu buraya apply ediyoruz. Şimdi elimizde bu uzun dataset var. Bununla neler yapabiliriz? İlk başta gösterdiğim visualization'a benzer bir şey yapmaya çalıştım. Fakat pek olmadı gördüğünüz gibi. Genelde ne zaman ben bu renkli bar chartlardan birini yapmaya çalışsam açıkçası hep bunu karıştırıyorum. ggplot estetiklerinde kategoriyi renge map ediyorum. Ama aslında eğer bu barların içini doldurmak istiyorsanız color değil de fill estetiğini kullanmanız gerekiyor. Eğer bunu karıştırıyorsanız hiç önemli değil. Olmadıysa bir diğerini deneyin. Bu başta gördüğümüz şeye benzemeye başladı biraz açıkçası ama hala seneler arasında neler nasıl değişti görmek pek kolay değil. Bir sonra yapabileceğimiz şey bunların hepsini teker teker yan yana koymak yerine barları bir barın içine yüzdeleri stacked bar plot yapabiliriz. Burada da görebiliyoruz ki more yarı zamanlı öğretim görevlerini tekabül ediyor. Bu yüzde artıyor yıllar arttıkça ama mesela doçentler ve profesörler azalıyor. Yani bu başta söylediğimiz hikayeyi biraz görebilmeye başladık. Ama bence ne zaman böyle sayıyla ilgili hele de time series olan bir dataseti yani yıllar ya da herhangi bir zaman olan bir datasette bence bar kullanmak hiç doğru değil. Onun yerine çizgi kullanmanızı tavsiye ederim. Ve burada göreceksiniz ki tek değiştirdiğim şey geometrik object olarak column kullanmak yerine line kullanalım dedik. Yani aslında çok fazla bir şey değiştirmedim bu iki slide arasında. Ve bence burada çok daha güzel görebiliyoruz ki bu yarı zamanlı öğretim görevleri artıyor. X-axis'e dikkat ederseniz aslında bizim elimizde her seneden data yok. 1975, sonra 14 sene sonra 1989, sonra 4 sene sonra 1993. Ama şu anda onların araları aynı gibi gözüküyor. Çünkü şu anda bizim X-axis'imiz bir character string olarak encode edilmiş durumda.
Bunu değiştirirsek, x-axis'i numerik'e çevirirsek açıkçası bu hikayenin çok daha bariz olduğunu görüyoruz. Bir yarı zamanlı öğretim görevlilerinin arttığını ve diğerlerinin azaldığını. Sonuç olarak bir şey daha yapabiliriz. Bu şu anda 5 renk var elimizde. Çünkü 5 farklı kategori vardı. Ama her defasında bu figürlere baktığımızda ben sadece size yarı zamanlı öğretim görevlileri ve diğer herkes diyorum. Bu durumda açıkçası 5 tane renge ihtiyacımız yok. Ama bu 5 tane çizgiyi görmek isteyebiliriz. Onun yerine grafimizi böyle yapabiliriz diye düşündüm. Bunu şimdi birazdan size kodu da göstereceğim. Ama burada önemli olan, gözünüze çarpması gereken bir şey var ki 5 çizgi çiziyoruz. O yüzden 5 grup yine de aklımıza bulundurmamız gereken bir şey. Fakat 5 farklı renk kullanmıyoruz. Yani grup astetiğini yine o kategoriye map edeceğiz. Fakat renk astetiğini sadece 2 binary olan, yani 2 level olan bir faktöre map edeceğiz. Bunun için de tekrar mutate fonksiyonuyla yeni bir sütun yaratacağım. Sadece binary bir datayla çalıştığım için bu sefer case when yerine if else kullanacağım. Eğer kategori yarı zamanlı öğretim görevlisi ise bunu yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak bırak. Eğer değilse, yani diğer hepsini diğer öğretim üyeleri diye kategorize et diggiyorum. Ve sonra ggplot'ta grup için orijinal kategoriyi fakat renk için yeni oluşturduğum sütunu kullanıyorum. Yani grup ve renk aynı sütuna tekabül etmesi gerekmiyor her defasında. Bu da bize böyle bir şey veriyor. Burada da tek yaptığım şey renkleri customize ettim. ggplot'un default renkleri yerine asıl söylemek istediğiniz hikaye eğer yarı zamanlı öğretim görevlisi ise insanın gözünü oraya çekmek daha doğru olur. Diğer hepsini daha arkaya blur edecek gri bir renk yaptık. Bir de her zamanki gibi yine access'lerimizi düzelttik. Burada yaptığımız şey de gördüğünüz gibi manuel olarak renkleri değiştirmek oldu. Yani ggplot'un default renkleri yerine kırmızı ve gri kullandım. Okay. Benden bu kadar. Daha fazla bilgi için tidyverse.org'a tavsiye ederim. Birçok eğer yeniyseniz Tidyverse'e ya da yeni değilseniz ve kullanıyorsanız ve daha çok öğrenmek istiyorsanız orada birçok bilgi bulabilirsiniz. Bir de RStudio'nun cheat sheetlerini daha önce gördüyseniz gayet yararlı cheat sheetler var ve bunların Türkçe çevirileri de var. Eğer Türkçe öğrenmeyi seçiyorsanız onları tavsiye ederim. Ben açıkçası bu konuşmayı ilk kez Türkçe verdim. Zaten belli oluyor herhalde. Ama o cheat sheetler gerçekten çok işime yaradı burada. Onun için de özellikle Hazel'e ve o projede çalışan diğerlerine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz konuşmanız için. İsterseniz hemen soruları sormaya başlayayım ben. Tabii. İlk sorumuz, kıtası belli olmayan ülkelere kıta atarken en sondaki case when true tilde kıta satırını yazmayı unutursak veriyi bozar mıydık yoksa çalışmaz mıydı? Veriyi bozardık, diğer hepsini NA yapardı öyle olursa. Onun da benim çok yapmışlığım var açıkçası ve görüyorsunuz ki diğer her şey NA kalıyor. Bir sonraki analizinizin bir sonraki etabında genelde yakalayıp geri dönebiliyorsunuz. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Merhaba, öncelikle sunumunuz harikaydı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hepinize dinlediğiniz için. Elimizde çok sütunlu, yani çok değişkenli bir veri setimiz olduğunda bar plot yaparken NA'ları veri setimizi değiştirmeden nasıl çıkartabiliriz? Bazen NA'ları de görselleştirmemiz gerekebiliyor. Bu yüzden tüm veri setinden çıkaramıyoruz. NA omit, NA'ları çıkartırken veri setini boşaltıyor. Bizim istediğimiz bir NA'yı çıkartırken tüm sütunlarda sadece ona karşılık gelen verileri silmek. Anladım. Açıkçası NA omit'i kullanmamanızı tavsiye ederim. NA omit istatistiki bir etapta kullanılacak bir şey. Eğer modelleme yapacaksanız NA-Omit mantıklı bir şey ve bütün data setinizin bütün sütunlarını kullanacaksanız. Ama eğer görselleştirme için sadece bazı sütunları kullanmak istiyorsanız benim tavsiyem data frame'le başlayın. Onu bir filter
pipe edin ve o filter'da hangi sütunları kullanacaksanız onların NA'larını filter out edin ve gerisini gösterin eğer ki NA'ları göstermek istemiyorsanız ve böylece aslında dataya dokunmamış oluyorsunuz. Çünkü bu dplyr fonksiyonları datanızı değiştirmiyor. Sadece o görselleştirme için bir önceki etapta ne yaptığınızı söylüyor. Mesela şunu göstereyim burada. Burada filtre yapmadık gerçi ama bu yeni sütunu, yarı zamanlı sütununu aslında ben henüz bu öğretim üyeleri uzun data frame'ine assign etmedim. Sadece bu pipeline'da yarattım ve onu bu visualization'da kullandım. Bu visualization'ın dışında aslında original data frame'imi değiştirmedim. Belki burada değiştirsem sorun olmazdı ama NA omit gibi bir şeyde bu sorun olabiliyor. O yüzden ben visualizationlarınızı böyle teker teker pipeline'larda yaratmanızı tavsiye ederim. Ve o pipeline'ları ggplot'a gelmeden önce bir önceki etapta filtre kullanabilirsiniz. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Merhaba Mine Hanım. Paket ve fonksiyon kullanımlarını yalın bir şekilde anlattığınız için çok teşekkürler. Çok faydası oldu. ggplot paketin birçok özelliği var ve görselleştirmede arzu ettiğimiz birçok özelliği uygulayabileceğimizi biliyorum. Ancak bu özellikleri öğrenebileceğimiz sizin gibi yalın ve örnekleriyle anlatan bir kitap veya makale öneriniz var mı? Açıkçası ggplot'a başlangıç için en önerim R4 Data Science olur. Bu R4 Data Science kitabının visualization chapter'ı ggplot'a başlangıç için bence çok yararlı bir chapter. Fakat eğer bu basicleri biliyorsanız bir sonraki tavsiyem şu olur ki ne zaman ggplot'ta bir şey yapmak istiyorsanız ggplot web sayfasına gidin ve buradaki reference'a bakın. Yani R'ın içindeki help'a bakmaktansa question mark, soru işareti ve fonksiyon ismini yazmaktansa bu sayfaya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü R'ın içindeki yardım, help window'unda visualization'ı göremiyorsunuz. Sadece kodu görebiliyorsunuz. Onu tekrar çalıştırmanız gerekiyor. O kodu genelde insan onu yapmak istemiyor analizin ortasında. Mesela ben buraya açıkçası çok sık ziyaret ettiğim bir şey. Nasıl bu datayı visualize edebilirim diye düşünürken gelip bunlara basmaya başlıyorum. Ve hiç yukarılarını okumuyorum açıkçası. Direkt aşağıya iniyorum. Bu benim istediğim şey yapıyor mu diye. Eğer ki burada istediğim bir şey yapıyormuş diye gördüysem o zaman tekrar yukarı çıkıp okey şimdi bunu anlamam gerekecek diye düşünüyorum. Ama bence bunu browse etmek gerçekten mantıklı. Bir diğer söyleyeceğim şey de cheat sheetler yine. Ben yani neredeyse her şeyi internetten bulan bir insanım ama o cheat sheetleri eğer ki belli bir paketi yeni yeni öğrenmeye başlıyorsanız ve onun cheat sheet'i varsa açıkçası basmanızı ve masanızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler. Diğer bir sorum, join fonksiyonları anlatırken hareketli görselleştirme kullandınız. Bunlar üzerinden yapabileceğimiz bir paket var mı? Varsa ne kadar güzel olurdu? O görsellemeleri açıkçası ben orijinal olarak kendim yapmadım. Bazılarını biraz değiştirdim ama onun orijinali Mara Averick, Tidyverse takımındaki Tidyverse Developer Advocate Mara. Bir de yine bu R komünitesinde çok aktif olan Garrick Aidenbuie diye birisi. Bu ikisi yapmışlardı. Eğer ki ben slaytlarla birlikte bunu post edeceğimiz yere benim bu slaytların source kodunun olduğu repo'yu da veririm. Orada onlara referanslarını koydum. Görebilirsiniz. Onu paketleştirmek isterseniz de yapabilirsiniz de. Bence özellikle bu fonksiyonları öğretmek için çok yararlılar. Evet. Çok interaktif ve akılda kalıcı şekilde anlatıyorsunuz. Çok sevdim. Keşke başlangıçtan ileri seviyeye anlatsanız bizlere diye bir yorum gelmiş. Başka soru varsa soru alalım. Bunun için de yorumunuzu alayım. Benim bir sorum var aslında. Özellikle mesela birkaç sene öncesine kadar bu pivot longer ve pivot wider fonksiyonları yoktu. Onun yerine hep spread ile gather kullanıyorduk. Şu anda tercihin hep bunun ikisi üstünde mi? Ben hala eski kodlarımda hatta yeni kodlarımda bile hala spread ve gather kullanıyorum. Ve bunu her seferinde yaparken de bir örneğe bakma ihtiyacı duyuyorum. Bunu da çok fazla insandan duydum. Hiçbir şekilde ezberleyemediğim bir fonksiyon parametreleri var yani.
senin tercihin ve gözlemlerin de bu şekilde mi? Bunu merak ediyorum. Açıkçası ben, hani sen dedin ben Spread ve Gather kullanıyordum diye. Ben Spread ve Gather kullanamayan insanlardan biriydim. Yani gerekirse kullanıyordum ama özellikle de bir eğitmen olarak, hani bir insanın gayet böyle confidently ve bunu yapar, şu bunu yapar demekte zorlanıyordum açıkçası. Ve bunu daha sonra fark ettim ki tamamen farklı şekilde düşündüğüm için ben Spread'i sanki ekmeğe yağ sürer gibi Spread diye düşünüyordum. Aslında o değilmiş onun altındaki mantık. Açıkçası eğer ki Spread ve Gather'ı çok iyi biliyorum ve çok iyi anlıyorum ve benim için bunlar make sense ediyor diyorsanız, tabii ki de değiştirmenin hiçbir alemi yok. O fonksiyonlar hiçbir zaman gitmeyecek. Fakat Hazel'in dediği gibi kullanıyorum ama açıkçası çok bayılmıyorum. Ya da kullanmayı bilmiyorum diyorsanız yeni fonksiyonları tavsiye ederim. Ve bunu tavsiye etmemin büyük bir nedeni de bu Tidyear sayfasındaki vignetlerden biri pivoting ile ilgili. Ve burada gerçekten birçok case study var. Ben bu sayfaya sık sık geri geliyorum bir data analizi yaparken. Acaba benim yapmaya çalıştığım gibi bir şey var mı? Bunun açıklamasını Hadley yazmış mı? Ve genelde cevabı evet oluyor. Ve eğer o yazıldıysa zaten görüyorsunuz ki mesela pivot longer fonksiyonunu kullandık ama ben bunların sadece bazı argümanlarını göstermiştim. Birçok argümanı var bu fonksiyonların ve spread ve gather'dan daha flexible olduğunu da göreceksiniz. Yani umuyorum ki hem anlaması daha iyi, daha kolay ama onun üstüne biraz daha da yararlı argümanları olan bir şey. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben pivot longer yaptıktan sonra verdiğim example'da bir şey sonra as numeric diye değiştirmiştim. Bunu explicit yapabilmek için böyle iki etapta yaptım. Fakat aslında bunu bir argüman olarak pivot longer'ın içine koymamız da mümkün. Yani bu verinin tipini pivot longer'ın içinde değiştirmemiz, isimlerini pivot longer'ın içinde değiştirmemiz de mümkün. O yüzden bunu aslında kullanmaya başlarsanız çok daha flexible olduğunu göreceksiniz. Benim önüme şu an bir soru düştü. Merhaba, one hot encode edilmiş kategorik değişkenler temel bileşenlere ayrılabilir mi? Aynı değişkenin farklı kolonlarının farklı bileşenlere ayrılması sorun olur mu? One hot encoding bir dummy coding değil de machine learning versiyonu onun, değil mi? Bir evet. İki bir şey yaptığımız. Ama soruyu tekrar okumanı isteyeceğim gerisini. One hot encode edilmiş kategorik değişkenler temel bileşenlere ayrılabilir mi? Temel bileşenlerin... Principal components. Okay. Aynı değişkenin farklı kolonlarının farklı bileşenlere ayrılması sorun olur mu? Biraz tidyverse dışında bir soru aslında ama. Aslında tidyverse dışında bir soru ama şöyle söyleyeyim. Principal components'ı kategorik factor variable'larda kullanmıyoruz. Fakat aynı mantıkla yani principal components gibi aynı çeşit bilgiyi veren fakat categorical data ile kullanabildiğimiz başka algoritmalar var. Onlardan birini tavsiye ederim. Ve onlardan birinin içinde acaba bu istenen feature var mı? Büyük ihtimalle vardır ama hangisi olduğu şu anda aklımdan bilemedim. Okey. Benim gördüğüm sorular da burada bitti. Sorulara devam ediyorum ben. Tamam. Tidyverse paketinde detaylıca inceleyerek öğrenmek istersek biraz önce gösterdiğiniz R4 Data Science dokümanı yeterli olur mu yoksa cheat sheet mi önerirsiniz? Şöyle diyeyim. Açıkçası R4 Data Science başlayıp bayağı competent hale gelmek, yani intermediary belki hale gelmek için gayet iyi. Onun üstüne teker teker öğrenmek için cheat sheet öneririm gibi değil de cheat sheet'i yanınızda bulundurmanızı öneririm diyeyim. Çünkü büyük ihtimalle yapmak istediğiniz bir şey yine orada kolayca yapabileceğinizi sağlayacak bir fonksiyon vardır Tidyverse'de. Ama bunları teker teker öğrenmek bir yerden sonra zor olabiliyor açıkçası. O yüzden dokümentasyonu okuyup anlayabilecek bir hale geldikten sonra daha çok kitap okuyarak öğrenmek yerine işinize gerektiği sürece öğrenmenizi tavsiye ederim diyeyim. Yani çünkü açıkçası bazen insan tam olarak anlayamıyor. Yani mesela şu pivot wider ve pivot longer fonksiyonlarını ihtiyacınız olmadıysa bunun neden önemli olabileceğini
ya da neden böyle bir fonksiyonun böyle yazılmış olmasının neden işinize yarayacağını anlayabilmek çok zor olabilir. Ama ihtiyacınız olduğu anda işe yarıyor. Bununla ilgili fakat söyleyeceğim bir tek şey, özellikle görselleştirme konusunda bence eğitime o şekilde devam etmek doğru olabilir. R4 Data Science, ggplot2 ile görselleştirme nasıl yapılır? Defaultları genelde nasıl yapılır? Ve bazı şeyleri nasıl değiştirebilirsiniz gibi bir şey gösteriyor. Ama bir data visualization felsefesi kitabı değil sonuç olarak. Eğer daha çok data visualization konusunda ilerlemek isterseniz başka tavsiye edeceğim kitaplar var. Bir tanesi Klaus Wilke, ki o ggplot2'ya contribute eden, hatta developerlarından biri. Onun bir data visualization kitabı var yeni. Onu tavsiye ederim. Onun dışında Kieran Healy bir sosyolog, Duke Üniversitesi'nde genelde social science data visualization ile ilgili yazıyor ve onun kitabını da çok tavsiye ederim. ggplot2 cookbook diye bir şey var. O da böyle detaylarını öğrenmek istiyorsanız açıkçası gayet yararlı bir şey. Bunun dışında genel olarak ara spesifik olarak değil ama data visualization için yazılmış güzel kitaplar var ve o konuda bence insan okuyarak kendini geliştirebilir. Ama diğer data manipülasyon konularında gerektikçe öğrenmek bence daha doğru oluyor bir yerden sonra. Ve daha kolay oluyor. Devam ediyorum. Mutsait ile yaptığınız atamaları HMISC paketindeki input komutuyla da yapabilir miyiz? Çok teşekkürler. No idea. Galip olabilir ama HMISC paketini bilmeme rağmen çok kullandığım bir paket değil. Fakat sanırım aynı şekilde böyle bir pipeline içinde yapamıyorsunuz. Ama tam emin değilim açıkçası. Teşekkürler. Öncelikle sunum için çok teşekkürler. Ben Tidyverse paketlerine parça parça ihtiyacım olduğunda öğrendiğim için hepsini birleştiren ggplot, readr vesaire böyle bir sunumu izlemek benim büyük resmi görmemi sağladı açıkçası. Benim sorum aslında paketlerle ilgili değil de Mine'nin bu sunum için slaytları nasıl hazırladığı. Çok teşekkürler tekrar. Slaytları Sharingan paketiyle hazırladım. Göstereyim size. Yani aslında bir R Markdown dokümanı. Onunla hazırladım. Ve prezentasyonun adresine giderseniz bu repo'ya da gelebilirsiniz. Buradaki R Markdown dokümanından bunu bulabilirsiniz. Source koduna bakmak istiyorsanız. Sharingan'ın defaultları pek fena değil ama bazı kozmetik defaultları da çok sevmediğim için ben genelde bir de kendi CSS dosyamı yazıyorum. O mavi renk bilmem ne. Onları da burada yapıyorum. Açıkçası web design konusunda pek bilgili olduğumu söylemez ve CSS'de hiç anlamıyorum diyebilirim. Ama deneyerek insan bir yere varabiliyor. Eğer ki Sharingan paketini kullanıyorsanız ve defaultlarını beğenmiyorsanız ve temasını biraz değiştirmek istiyorsanız ama CSS kodu yazmak istemiyorsanız Sharingan Themer diye başka bir paket var. Onu tavsiye ederim. Bu pakete işte şu iki rengi seviyorum. Bununla ilgili bana bir tema yarat derseniz güzel bir CSS dosyası kendisi yazabilecek siz CSS kodu yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Şu an buna bayıldım. Teşekkürler. Sorulara devam ediyorum. Birinci soru, bir paketin Tidyverse'e dahil edilme süreçleri nasıl işliyor? Paketin dahil edilmesine kim karar veriyor? Hadley mi, kim? Evet. Ben zannetmiyorum ki bu 8 paketin üstüne Tidyverse'e bir core paket eklenmeyebilir. Zannetmiyorum ekleneceğini ya da eklenecekse onun için çok iyi bir neden olması gerekir diye düşünüyorum. Fakat Tidyverse ekosistemine, yani bu Tidyverse bir meta package diye düşünürsek, install packages Tidyverse dediğimizde aslında 8'in üstünde paket yüklüyoruz. Açıkçası sayısını bilemiyorum ama 30-50 falan olabilir. Mesela Scales paketi, bu ggplot2 visualizationlarını güzelleştirmenize yarayan Scales paketi bunlardan biri. Fakat Library Tidyverse dediğimizde sadece bu 8 paket yükleniyor. Bunun dışındakileri explicitly yüklemeniz gerekiyor. Bu büyük Tidyverse ekosistemine paketler gayet sık yükleniyor. Genelde bunlar Tidyverse takımının develop ettiği paketler oluyor. Hadley, Wickham bu takımın başında tabii. Onun dışında ama başka contributor'ları da var.
Belki de 10-15 kişi var artık Tidyverse takımında. Tam emin değilim. Tidyverse ve Tidymantles takımlarında. Genelde onlar karar veriyorlar. Ve bu ekosistem büyüyor. Çünkü bazen bazı paketlerin o kadar çok fonksiyonelitesi büyüyor ki onları break up edip küçük paketlere dönüştürmek bazen mantıklı olabiliyor. Ama bu 8 core paketin fonksiyonları, içindeki fonksiyonlar değişebilir ama isimlerinin ya da o listenin pek değişeceğini zannetmiyorum yakın zamanda. Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. Son user konferansında VRoom ve Google Sheet 4 gibi paketler Tidyverse paketleriyle birlikte tanıtıldı. Fazla öne çıkarıldı gibi geldi. Yoksa bunlar Tidyverse'e entegre edilecek mi? VRoom paketi aslında Tidyverse'e entegre şöyle edilecek. Tidyverse'e eklenecek değil fakat bu paket hızlı data okumanızı, yani özellikle de büyük data setlerle çalışıyorsanız çok daha hızlı okumanızı sağlayan bir paket Reader'a göre. VRoom Tidyverse'e eklenmeyecek fakat büyük ihtimalle VRoom'un infrastructure'ı Tidyverse'e entegre edilecek. O yüzden biz hala read_csv olarak okuyacağız belki dosyaları ama o fonksiyon çok daha hızlı olabilir. Google Sheets'te direkt olarak Google spreadsheet'lerden ya da Google Drive'dan data yüklemenizi sağlıyor. Bu da çok hoş bir şey çünkü önce manually bilgisayarınıza yüklemek zorunda kalmıyorsunuz ve birçok iş yeri mesela Google Drive kullanıyorlar ve dynamic update edebiliyorlar böylece data setlerini. Google Sheets for Tidyverse'e eklenir mi eklenmez mi? Orasını ben bilemeyeceğim. Benim vereceğim bir karar değil. Fakat biliyorum ki şöyle söyleyeyim. Google Sheets for sadece en önemli özelliği bir Google Spreadsheet'ten direkt olarak yüklemenizi sağlıyor ve ara yüklediğinizde bir tuple olarak getiriyor. Bu da demek ki Tidyverse'in diğer fonksiyonlarıyla kullanılması kolay bir data frame olarak size geliyor. Teşekkürler. Diğer bir soru. Kategorik değişkenlerin görselleştirilmesinde bar plot, map ve cloud dışında kullanabileceğimiz başka grafikler var mı? Var, evet. Bunların dışında tavsiye edeceğim kategorik eğer variable'lar için düşünüyorum şu anda. Aslında kategorik ve numerik variable'lar arasındaki ilişkiyi görselleştirmek istiyorsak kullandığım mesela box plot kullanabilirsiniz ya da density plot kullanabilirsiniz ama sadece kategorik variable için bar plot'tan başka emin değilim açıkçası. Bazen bubble chart kullanıyor insanlar. Mesela o dairenin diameter'ı bir frequency gösteriyor olabiliyor ama genelde onu çok tavsiye edilmediğini biliyorum. Onun dışında şu an düşünemiyorum. Teşekkür ederiz konuşmacımız olarak katıldığınız için. Katılımcılara da geldikleri için teşekkür ediyoruz. Başka soru yoksa şu an oturumu sonlandırıyoruz. Webinar serimiz bu şekilde devam edecek. Hazel, kapatmak ister misin? Ben herkese katıldığı için teşekkür ediyorum. Mine'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sunumu Türkçe yaptığı için. Biliyoruz birazcık. Teşekkür ederim. Değişik bir deneyim oldu. Birçok şey öğrenmiş oldum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Diğer etkinliklerin duyurularını da yine Meetup ve Twitter üzerinden yapacağız. Aslında 3 etkinlik olarak planladığımız şey şu anda sanırım 6'ya kadar çıktı. Karantina sürdükçe sanırım biz de online eğitimlere devam edeceğiz. Bu şekilde artık görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederiz hepinize. Kolay gelsin. Bay bay. İyi akşamlar.